İyi akşamlar sevgili izleyenler. Line TV Seçim 2015 programına hoş geldiniz. Kent Meydanı cam stüdyomuzdan sizlere sesleniyoruz. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen 4. sırada milletvekili adayı olan Erkan Aydın bizlerle birlikte. Evet efendim, yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Abdülkadir Bey. Şimdi birçok konuya değineceğiz ama evet. Öncelikle sizleri kısaca bir tanıyalım. Evet. Bursa kamuoyumuz sizi bu süreçte yakından tanıdı ama evet. Tekrardan Line TV ekranlarından izleyicilerimize buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle bize burada bu fırsatı verdiğiniz için. Tabii ben Erkan Aydın, eczacıyım. 1974 doğumluyum. Sesim için de kusura bakmayın. Çok koşturduğumuz için evet. Ses de kalmadı. Oranel Selçeler köyündenim. Daha önce birçok STK'larda, akademik odalarda görevlerde bulunduk. En son 6 yıl daha derin başkanlığını yürüttüm. Geçen yılda 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Osman Gazi Belediye Başkan adayıydım. Şu anda da 4. sıradan milletvekili adayıyım. Tabii bizim hikayemiz biraz daha farklı. Çünkü son 1,5 yıl içerisinde hem belediye başkan adaylığında hem de milletvekili adaylığında ön seçimle gelmiş tek kişiyim. O zaman da 3 aday adayı arasından ön seçime girmiştik. Bugün de 72 aday adayı arasından ön seçime girdik ve aday konumuna geldik. Ve bu 1,5 yıllık sürede de 5 tane seçim atlattık. Bir ön seçim, bir yerel, bir genel, bir ön seçim daha ve bir cumhurbaşkanlığı seçimi. O yüzden hiç ara vermeden 1,5 yıldır hep sahalardayız. Evet, Erkan Bey, milletvekili olmaya karar verme sürecinizi aktarabilir miyiz? Evet, şimdi sizinle geçen sene de biliyorsunuz burada çok programlara katıldık. Osman Gazi Belediye Başkan adaylığı sürecinde çok yoğun tempoyla tam 7 ay sahalardaydık, çalıştık. Tabi burada halkla aramızda gerçekten kuvvetli bir bağ oluştu. Yani her gittiğimiz yerde insanların güzel teveccühleriyle, güzel karşılamalarıyla karşılaştık. Geçen seneki süreçte tarihinde ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin Osman Gazi'de %30'un üzerinde bir oy oranı yakaladık. %80'lik bir artış oldu. Ve bu sürecin belki de en farklı kılan kısmı 30 Mart'tan sonra biz bırakmadık. Çalışmaya devam ettik. 1 Nisan'da tekrar sahalarda ziyaretlerimizi sürdürdük. Halkımızı ziyaret ettik. Örgütlerimizi ziyaret ettik. Ve orada şunu gördük. Bu işin bırakmamamız gerektiğini, bize gelen talepler, bize gelen tavsiyeler doğrultusunda devam etmemiz gerektiğine karar verdik. Çünkü siyasetin işte klasik bir lafı vardır. Bir tane kapısı vardır. O da giriş kapısı. Biz de o kapıdan girdik ve devam ediyoruz. O gelen bize talepleri kıramadık, geri de çevirmedik. Ve o çalışmanın sonucu da işte bu sene yapılan ön seçimde de aldık diye düşünüyorum. Ama tabii ki asıl işimiz şimdi başladı. 7 Haziran'dan sonra başlayacak. Asıl sorumluluk o zaman. Dolayısıyla bu taleplerden dolayı da milletvekili adaylığını da düşünmüş olduk. Evet, Sayın Aydın, şimdi genel seçim denince ilk akla gelen, en çok konuşulan konular seçim vaatleri oluyor. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatlerine de değinmenizi isteyeceğim ama öncesinde bu süreçte, genel seçim havasına, atmosferine girdiğimiz bu süreçte partilerin vaatlerinin ekonomi etrafında yoğunlaştığını görüyoruz. Siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi ekonomi çerçevesinde yoğunlaşması çok normal. Çünkü halkın sıkıntısı ekonomik. Bakın bugün oran eldeydik. İşte her gün bir pazara gidiyoruz, esnafa gidiyoruz, işçiye gidiyoruz, sanayiciye gidiyoruz. İşte işten çıkarılan, kapatılan fabrikalara gidiyoruz. Birçok yere gidiyoruz. Her yerde dert aynı. Herkes diyor ki önce can sonra canan. Bugün %45'e yakın bir devalüasyon var. Ama açın televizyonu, gazeteyi, her şey güllük gülistanlık. Kimsenin bunu yazdığı yok, çizdiği yok. Ama vatandaş bunu bizzat yaşıyor. Hanede bunu yaşıyor. Evine giren para azaldı. Geliri düştü. Alım gücü %45 zayıfladı. Ve bunlardan dolayı da kimse, işte birçok gündem yaratılmaya çalışılıyor. Birçok suni gündemle Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları örtülmeye çalışılıyor. Ama bakın bir gün sürmüyor etkisi. Neden? Çünkü eğer siz halkın cebine o geliri koyamıyorsanız, refah seviyesini yükseltemiyorsanız bütün gündemler yalan oluyor. Evet. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi de burada bir öncülük yaptı. Çok güzel çalışılmış, uzmanlar tarafından her türlü detayı incelenmiş, hesabı kitabı yapılmış ve halkın ihtiyaçlarına cevap verecek bir program yapıldı. Ve bunu nereden gördük?
her yerde soruluyor. İktidar partisi yaklaşık biz programımızı açıkladığımız bir aydan beri nereden bulacaksınız? Böyle bir kaynak yok, veremezsiniz diyor. Ama bir taraftan da bizim söylediklerimize cevaben işte 1000 liranın altındaki emekli 100 lira zam yapıyor. İşte mazota zaten biz destek veriyoruz diyor. İşte çiftçiye biz zaten yardımcı oluyoruz diyor. Demek ki biz doğruyu yaptık, gündemi biz belirliyoruz. Nereden biliyoruz? Diğer muhalefet partileri sadece rakamları değiştirerek bizim programımızın hemen hemen aynısını program olarak sahaya sürdüler. Biz 1500'e dedik, biri 1400 dedi, biri 1800 dedi, biri 5000 dedi. Ama baktığınızda aynı şeyi konuşuyor. Yani biz şu anda gündemi belirleyen parti konumundayız. Bu çok önemli. Evet. Artık diğerleri bizim arkamızdan geliyor. İşte bu da aslında mucize bir şey değil. Halkın ihtiyaçlarını doğru tespit etmekten kaynaklanıyor. Eğer halkın içinde gezerseniz, gittiğinizde kimse size işte 17. büyük ekonomi olacak mıyız, 13. olacak mıyız sormuyor. Benim diyor yangın var evimde diyor. Buna ne yapacaksın diyor. Benim çocuğum işsiz diyor. Benim diyor emekli maaşım 680 lira diyor. Özellikle Bağkur emeklileri. Bana bununla ilgili ne yapacaksın diyor. Bunları anlat. Pazar geziyoruz. İçimiz dağlanıyor. Yaşlı bir teyzemiz yarım kilo domates almış. Bak diyor işte halimiz bu diyor. Bunu gör diyor. Şimdi yarım kilonun işte tane tanenin hani Avrupa'da görürdük. Duyardık gittiğimizde. Adetle alırlar meyveyi, sebzeyi. Evet. Hızla oraya doğru gidiyoruz. Patates olmuş 5 lira, 6 lira. Üreticiden 1 liraya çıkıyor. Çuvalla satılan patates bugün yarım kilo patates satılıyor. Bunları ben söylemiyorum. İstatistikler söylüyor. Devletin istatistik kurumu söylüyor. Hemen sorumluyu da buldular. Dediler ki stokçular yapmış. Ne demek stokçular yapmış? O zaman siz stokçuları engelleyin. 7000 ton stok varmış. Fiyat ondan yükselmiş. Gerçekten öyleyse devletin görevi onları engellemektir. Bu halka neden bu kadar pahalı fiyattan sebze meyve çıkıyor? İşte bunların hepsi artık bir değişim zamanının geldiğini gösteriyor. Halkta bu yılgınlık var. Herkeste bir şekilde değişim arzusu var. Ne var sadece? Bir kısmı bunu alenen söylüyor. Korkmadan, çekinmeden, hiçbir şekilde siyasi parti gözetmeden bir kısmı da maalesef çekiniyor. Evet. İş kaygısı var. İşte çoluğu çocuğu bir yerde çalışıyor. Bunlar da baskı görmek istemiyor ki görmüş. Haklı olarak da sessiz kalan bir kitle var. Ama o sessiz kitlenin ben eminim ki 7 Haziran'da sandıkta en güzel cevap vereceğine eminim, inancım o yönde. Şimdi Erkan Bey, siz hem yerel seçimler öncesinde, hem işte ön seçimlerde, hem şu anki genel seçimler sürecinde aylardır, yıllardır sahadasınız ve halkın arasına en çok inen vekillerden birisiniz. Evet. Bu süreçte özellikle şu son düzlüğüne girdiğimiz seçim sürecinde halkımızdan nasıl tepkiler alıyorsunuz? İzlenimleriniz neler? Vallahi gerçekten... Seçim havasını hissedebiliyor musunuz? Yani şöyle hani baktığınızda çok anormal bir seçim havası görmüyoruz. Yani bugün Oranel'de 3-4 partinin, 4 partinin hemen hemen adayları oradaydı. Ama vatandaşta baktığınızda seçim havası çok fazla yok. Ama ne var? Özellikle bizi adayları gördüğü zaman söylediği tek şey hep ailenin içerisindeki yangın, ekonomik sıkıntı. Hani seçim atmosferi yok ama gördüğünde de bir beklentisi var. Biz de zaten bu atmosferi yaklaşık 1,5 yıldır devamlı tutuyoruz. Hızla fakirleşen bir halk var. Özellikle köylü, çiftçi, emekli ve işçi. Bakın bu 4 kesim anormal derecede geriye doğru gidiyor. Artık yaşam şansı kalmamış diyebiliriz. Bankamatiğe emekli maaşını almak için kartı koyduğunda 300 lira 400 lira maaş anca geliyor. Ya çocuğuna kredi çekmiş, ya kendisi borca girmiş, ya sağlıktan katılım payı kesilmiş. Yani neticede o kadar fazla bir ekonomik sıkıntı içerisindeki seçim ikinci planda. Ama siyasetçiyi gördüğü zaman bunlar hemen ayaküstü birbiri de söylüyor. Evet, siz milletvekili olursanız şayet halkımızın ekonomik talepleri noktasında meclise gerçekten o hakları arayan, savunan bir siyaset yapacak mısınız? Yoksa sadece parti grup başkan vekili statüsünde mi kalacaksınız? Çünkü halkın en büyük muzdarip olduğu konulardan bir tanesi bu. Yani vekiller adaylık sürecinde bize geliyorlar, bizim vekilimiz olacaklarını taahhüt ediyorlar.
Ama meclise girdiklerinde parti genel başkanlarının vekili oluyorlar. Mevcut sistem buna itiyor. Sizin bu konuda tavrınız vallahi ne olacak? Vallahi şimdi bizim derken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kere milletvekili adaylarını genel başkan seçmedi. Bizim herkesten farkımız, bütün siyasi partilerden farkımız bu. Evet. Bizi halk seçti. Üye bazında olduğu için ve bunların 17 bin insan Bursa halkı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye Bursa halkı seçti bizi. Yani bir kişi seçmedi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi 55 ilde bunu yaptı. Bizim üzerimizdeki yük diğer genel başkanın atadığı diğer partilerden farklı. Biz en başta halka hesap vereceğiz. Evet. Bizi seçen üyeye hesap vereceğiz. Oraya gittiğimiz zaman eğer biz bu beklentileri karşılayamazsak, onların bizden istediklerini yapamazsak ne olacak? Otomatikman bizim ikinci dönemimiz riske girecek. Eğer devam etmek istiyorsak bir kere halktan kopmamamız, onların isteklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Tabii ki bir genel başkana bağlıyız, bir genel merkezimiz var, bir parti hiyerarşisi var. Tabii ki onun çerçevesinde davranacağız. Ama biz bu yapacaklarımızı ilk defa noterden taahhütle insanlara dağıtıyoruz. Milyonlarca dağıttık bundan. İnsanlar şunu söylüyor, daha önce de duyduk. İşte iki anahtar, üç anahtar, bir yazlık, bir kışlık, araba vesaire. Doğru. Bunlar son derece fazla ümit kırdı. Ama biz diyoruz ki bakın burada noter tasdiği var. Tarihi sayısı, numarası, imza var. Bununla dava açsanız kazanırsınız diyoruz. Dolayısıyla yapamayacağımız şeyi söylemiyoruz. Ve ilk 100 gün içerisinde hemen emekli maaşını 1500 lira. Ramazan bayramında, kurban bayramında birer maaş ikramiye. Eğer 7 Haziran'da iktidar olursak 17 Temmuz'da Ramazan bayramında emeklinin hesabına ikramiye yatacak. Bunun sözünü veriyoruz. Evet. Asgari ücret. Asgari ücretten vergiyi kaldırıyoruz. Ve minimum 1500 yapıyoruz. Burada işverenler bazen tedirgin oluyor. İşte bizim yükümüzü artıracaksınız diye. Orada şunun altını çiziyoruz. Zaten asgari ücretinin bir işverenin maliyeti 1400 lira civarında. Vergiyi kaldırdığınız zaman 1400 olacak 1500. Yani %5-6 civarında bir zam işveren açısından gelecek. O da halkın standartını yükseltmesi açısından işverenin de işine gelecek bir şey. Çünkü işçinin cebine para girerse işte esnafı da işvereni de bütün ekonomide para çoğalacağı için o da makul karşılanacak bir zam oranı. Dolayısıyla yapamayacağımız hiçbir şey söylemiyoruz. Ve her şeyden önemlisi biz bu programı açıkladığımızda genel başkan bizimle bir 45 dakikalık basına kapalı toplantı yaptı. Burada inanmıyorsanız bunları söylemeyin dedi. Ve bizim bir vizyon kitabımız var. 200 sayfalık seçim bildirgemiz var. Burada okuduk ve gerçekten işimize sindirdiğimiz için anlatıyoruz. Çünkü bir ay sonra eğer iktidar oldunuz bunların herkes hesabını soracak. Bu hesabı veremediniz mi? Daha başlamadan bu macera biter. Dolayısıyla inandığımız, olacağını hesabı kitabı yapılmış projeler ve bu halk bize bu şansı, fırsatı verdiğinde de derhal 100 gün içerisinde bunları yapacağız. Evet, şimdi geçtiğimiz süreçte ekonomik açıdan baktığımız zaman Türkiye'deki en büyük tehditlerden bir tanesi şu an için orta gelir tuzağı. Evet. Yine buna bağlı konulardan bir tanesi Gini endeksi, yani gelir dağılımındaki adaletsizlik. Türkiye bu anlamda ciddi anlamda sıkıntılı bir katsayıya sahip. Yine ekonomik anlamda işte cari açığa odaklanan ekonomi politikaları bu sefer yani cari açık paniği, korkusu, üretimi durdurma noktasına geldi. Üretim endekslerimiz çok düşük. Bu parametrelerin de hepsi birbirine bağlı. Yani üretimin artırılması, gelir paylaşımının düzeltilmesi. Bu konuları gündeme alacak mısınız? Çünkü Türkiye bir anlamda zenginleşmiş, ekonomi büyümüş. Ama tabii büyüme son 5 yılda özellikle tam büyüme diyemeyiz. Yani %2,5-3'lerde olan bir büyüme son 4-5 yılda. Bu sürece baktığımız zaman şöyle diyelim. Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin 10 bin dolar civarında olduğu söyleniyor. Bunu 3 kişilik bir ailede yaklaşık bugünün parasıyla 80 bin lira gibi yıllık bir paradan bahsediliyor. Ayda 7 bin lira gibi paranın, 7.000-7.500 lira bir paranın 3 kişilik bir aileye girmesi gerekiyor ortalama. Yani şöyle bir çevremize baktığımız zaman bu ortalamayı göremiyoruz. Dolayısıyla bu ortalamayı çeken Türkiye'de bir zümre var. Yukarı çeken. Bunlar Türkiye'nin genelindeki parayı eline çekiyor.
Bu sisteme birileri müdahale etmeye kalktığı zaman Türkiye'de kıyametler kopuyor. Siz bu konuda gerçekten dirayetli duracak mısınız bu konuyla mücadelede? Çünkü hepsi birbirine bağlı ve en kritik nokta da burası. Aynen. Şimdi en sondan başlayalım. Kişi başı gelir. İşte 10 bin dolar diyorlar. 3 kişilik, 4 kişilik ailelerde. Ben her gittiğim köyde hemen hemen soruyorum. Diyorum ki kaç kişi var diyorum. Hemen önce muhtara soruyorum. Bir tanesi dedi ki 7 kişiyiz. 70 bin dolar. 3 de çarpsanız 200 milyar. Bölün 12'ye. Ne yapıyor? Aylık işte 15 bin lira civarına. Giriyor mu 15 bin lira para diyorum. Başlıyor kahkaha atmaya. Yani resmen gülüyor. Ama diyoruz ki bak devlet böyle söylüyor. Kişi başına 10 bin dolar para düşüyor diyoruz. Yani devletin istatistik kurumu söylüyor diyoruz. Bizimle dalga geçme diyor. Bizim diyor köyde diyor artık icralık olmayana kız bile vermiyorlar diyor. Adam o kadar şey olmuş ki. Yani şehirdeki ilçelerde de aynı durum. Hani yani, sadece köyde değil. Şimdi bu kişi başı 10 bin dolar dediğiniz gibi nerede var? 2002 yılında %1'lik bir dilim Türkiye ekonomisinin %34'ünü kontrol ederken 2014 yılında aynı %1'lik dilim Türkiye ekonomisinin %54'ünü kontrol ediyor. Geri kalan orta gelirden de geçtik artık. Düşük gelir tuzağında. Bizde orta gelir tuzağı demiyorum ben. Düşük gelir tuzağı var. Evet. Adam orta gelire çıkamamış zaten. Ama bir zümre milyar dolarlık olmuş. Japonya'dan fazla milyarder sayınız var. Bunun olabilmesi için bir üretim olması gerekir. Bakıyorsunuz bir tane dünya çapında markanız yok. Japonya'nın onlarca markası var. Sizin dünyada bilinen tek bir markanız yok. Şimdi sadece üretmeden tüketirseniz bu rakamlar sadece insanlara espri mahiyetinde gelen rakamlar olur. O köydeki vatandaş da bu ülkenin bir vatandaşı olduğuna göre ya da burada çarşıdaki pazardaki esnaf da bu ülkede yaşadığına göre herhalde o kişi başı denen kişilerden biri oluyor galiba. Ya da o kişi olarak onları saymıyorlarsa onu bilmiyorum. Ama bir kişi kavramında kendini görüyor. Şimdi siz üretmeden sadece rakamlara bakarak işte gelişiyoruz, ekonomi büyüyor, gayri safi hasıla büyüyor derseniz bu pek inandırıcı olmaz. Üretimin olmadığı yerde ne refah olur, ne huzur olur, ne insanların cebine para girer, hiçbir şey olmaz. Üretmek zorundasınız. Ama üretirken de ne üreteceksiniz? Katma değeri yüksek ürünler üreteceksiniz. Mesela bizim parti programımızda firma bazında teşvikler var. Yani katma değeri yüksek olan ürünler üreten firmalara özel destek sağlayacağız. Özel teşvik sağlayacağız. Bir tane reklam olmasın diye söylemek istemiyorum ama bir tane telefon markası Türkiye'nin ilk 500 şirketinden daha büyük. O zaman siz üretimden bahsedemezsiniz. Ve bir tane adam ki ben onun kitabını da okudum 600 sayfa hayat hikayesini sadece meraktan, ilgiden 60'lı yılların sonunda 70'li yılların başında 3 kişi kurdukları şirket kasasında 300 milyar dolar para var. Türkiye'nin kasasında yok. Şimdi bunları yapamadıktan sonra siz işte biz şu kadar 2,5 büyüyoruz, %3 büyüyoruz. İşte kişi başı gelir 10 bin dolar. Bunlar halkla hissedilmediği için hiçbir anlam ifade etmiyor. 2002 yılında 17. büyük ekonomiydik. Bugün 19'a geriledik. Diyorlar ki 2023'te 10. olacağız. 13 yılda 2 basamak geriledik. 8 yılda 9 basamak birden ilerleyeceğiz. Bu pek inandırıcı değil. Kimse de inanmıyor zaten. Evet. Halk ne zaman bu gelirin artımına inanıyor? Cebine para girdiği zaman. Ne zaman inanıyor? Halk alışveriş yapabildiği zaman. Çarşıda, pazarda bir şeyler alabildiğinde. Bakıyorsunuz pazarlar dağılırken bazen denk geliyoruz. Orada kalan çürümüş, satılmamış malları toplayan o kadar fazla insan var ki siz çıkıp 10 bin dolar kişi başı dediğiniz zaman bunlar pek de inandırıcı olmuyor. İşte biz diyoruz ki üretime yoğunlaşan, üreten, o ürettiğini dünyaya ihracat olarak pazarlayabilen, markalar yatatan, katma değeri yüksek ürünleri firma bazında teşvik edecek. Bakın bu çok önemli. Firma bazında teşvik, teknoloji ürünleri, uçak sanayi, teknolojik, bilgisayar teknolojisi bunların kapsamını yapacak, üretimi teşvik edeceğiz. Ve bu sayede de işte bize yıllardır satıyorlar 3 ton demiri 300 bin dolara satıyorlar. 300 bin euroya satıyorlar. Neden? Siz üretemediğiniz için. Onu bir makine haline getiriyor size, veriyor. Siz de alıp o ham maddeyi sadece montaj yapıp üretim yaptık diyorsunuz. Bunun değişmesi gerekiyor. Bununla ilgili de seçim beyannamemizde programlarımız hazır. Evet, seçimlere çok az bir zaman kaldı, bir aydan az bir zaman kaldı. Bu süreçte seçimlerden beklentiniz neler? Şimdi seçimde beklentimiz tabii ki iktidar olmak.
her siyasi parti gibi bizim de birinci amacımız tek başına iktidar olmak. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Burada ben çok önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilerin yapamadığı, bütün gelişmiş demokrasilerde olan ön seçimle, üyeyle adaylarını belirledi. Bugün iktidar partisine bakın, ilk 4 adayının evi Bursa'da dahi değil. Bursa kamuoyunda ilk 18'in birçoğu tanınmıyor. Çok azı mevcut milletvekillerden belki birkaç tanesi, diğerleri Ankara'dan tayinle memur ataması gibi geldi, aday oldu. İşte biz Cumhuriyet Halk Partisi'de bunu değiştirdik. Genel başkanımız, genel merkezimiz çok demokratik bir karar aldı. Gitti üyeye sordu, halka sordu. Bu bizim için seçimlerde oy oranımızı en çok etkileyecek faktörlerden biri diye düşünüyorum. Bir diğeri, biz her şeyimizle iktidara hazırız. Seçim beyannamemizle, kadrolarımızla, bilgilerimizle, birikimimizle ve 90 yıllık bir parti olarak her türlü projemizde hazırız. Bizim sıkıntımız halkın da buna inanması. Halkın da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında sosyal devlet anlayışını, gelir adaletinin herkese yayılacağını, hukuk sisteminin bütün gelişmiş ülkelerdeki gibi kuvvetler ayrılığı ilkesine göre tekrardan düzenleneceği, eğitim sisteminin ki her şeyden önemli belki de tekrardan sorgulayan, araştıran, ezberci, kapalı, hiçbir şey öğrenmeyen sistemden tam tersi işte o dediğimiz biraz önceki üretimi, katma değeri yüksek üretimi yapacak, beyinleri yetiştirecek bir eğitim sistemine döndüreceğiz. Sağlık sistemi ki ben sağlıkçıyım, öyle bir sistem kalmadı. Tamamen dış ekonomilere pazarlanmak üzere modellenmiş. İşte hastane başhekimlerinin ya da hastanedekilerin eskiden bir hastane müdürü vardı. Geçenlerde gittik bir hastaneye. CEO'yu çağırın dediler. Devlet hastanesinde oluyor bu. İşte müdüre supervisor denildiği bir sisteme doğru gidiyoruz. Tabii ki aslında baktığınızda bunlar da satılmak istendiği için işte genel sekreterlik adı altında toplanıp yabancılar da zorluk çekmesin. CEO biliyor, supervisor biliyor. Bunlara hazırlık yapıldığı bir sistemde hepsinin tamamen sat, işte oradan gelecek parayla birkaç sene idare et sisteminde olmasının yanlış olduğunu düşünerek biz seçimlere her türlü, biraz uzattım gerçi ama her türlü kadromuzla hazırız. Her konuda projemiz, planımız hazır. Bizde yağ hazır, un hazır, şeker hazır, usta da hazır. Bize düşen sadece bunu karmak. Halkımızdan da bunu karmak için 4 yıllık yetki istiyoruz. Biz öyle 2023, 2033, 2071 demiyoruz. 4 yıl. Bir sultanlık kurmayacağız. 4 yıl versinler bize. Yapamadık mı? Bu taahhütlerimizi yerine getiremedik mi? Alın kardeşim 4 yıl sonra. Emanet verdiniz. Biz size bunu yapın diye verdik. Alın. Ama biz şunu iddia ediyoruz. Verdiğimiz her sözün altından kalkacağız. Bütün hepsi hesabı kitabı yapılmış. Hiçbir havada uçan projeler değil. Bu yetkiyi versinler. Eskiden olduğu gibi Türkiye'de refahın, gelir adaletinin daha sağlıklı olduğu bir sisteme doğru hep birlikte gidelim. Evet Erkan Bey, şimdi şayet milletvekili olursanız kayıtlara geçsin diye soruyorum. Baktığımız zaman gerek iktidar partisinin milletvekillerinde, gerek muhalefet partilerinin milletvekillerinde Bursa'ya uğrayanların sayısı az. Birçok vekili birçok vekilimiz Bursa'ya uğramıyor. Yani bu bütün partilerde şu an aynı durum var. Ve vatandaş da bundan şikayetçi. Bırakın Bursa'ya uğramayı. Zaten kendi mahallelerine uğrayan, onlara gidip yani muhatap olan vekil sayısı çok az. Siz milletvekili olursanız, Bursa'nın milletvekili olacak mısınız? Bursalılarla irtibatınız devam edecek mi? Bursalılara gelecek misiniz? Ben 4 yıl sonra geleceğim diyormuşum. Şimdi şimdi bize bunu vatandaş da çok soruyor. Bütün gün dolaşıyoruz esnafta, işte dükkanda, pazarda. Tabii biz de alıştık. Diyorum ki ben 4 yıl sonra bir daha geleceğim diyor. Önce bir şaşırıyor, şöyle bir 1-2 sene sonra espri olduğunu anlıyor. Başlıyor gülmeye. Şimdi bir kere ben kendi adıma zaten evimi taşımayacağım. Benim çocuklarım ufak, okulları devam ediyor. Haftanın 2 günü, 3 günü oradayız. 4 günü, 5 günü burada olacağız. Yani Bursa'nın sorunlarıyla, Bursa'nın insanlarıyla, Bursa'nın halkıyla birlikte olacağız. Yani Ankara'da tabii ki işte salı, çarşamba, perşembe genel kurul çalışmalarına, grup toplantılarına katılmak zorunluluğumuz olduğu günler orada olacağız. Ama onun haricinde zaten 15 yıldır
halkın içerisindeyiz. 15 yıldır sivil toplumun içerisindeyiz, cemiyetlerin içerisindeyiz. Gene bu durumumuza devam edeceğiz. Çünkü hani bizim biraz önce tırnak içinde tekrar söylüyorum, seçilirken seçilme yöntemimiz diğerlerinden farklı. Biz halk seçtiği için eğer devam etmek istiyorsak gene halkla birlikte olma zorunluluğumuz var. Çünkü muhtemelen Eylül ya da Ekim ayında yapılacak kurultayda tüzük de değişecek. Bir sefer kontenjan adayı olan bir daha kontenjan adayı olamayacak. Evet. Hep devamlı ön seçime girmek durumunda. E şimdi biz gidip Ankara'dan çıkmazsak 4 yıl 4 gün gibi geçiveriyor biliyorsunuz. Evet. Bir daha nasıl insanların içine çıkacağız? Nasıl oy isteyeceğiz? Nasıl insanlardan destek isteyeceğiz? O yüzden bundan sonra siyaset düşünen Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kere halkın, üyenin, örgütün içerisinde olma zorunluluğu var. Evet. Sayın Aydın, ben belli başlı konularla alakalı sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Bunlardan bir tanesi, şimdi Cumhurbaşkanı'nı halk seçiyor. Başbakanı da halk seçiyor, meclisi seçiyor, meclis başbakanı belirliyor. Dolayısıyla bir ikilik bir sistem var. Türkiye'nin önünde iki yol var. Ya yani iki tane seçilmiş kişi orada bir devletin merkezinde bir ikilik demek. Ya Cumhurbaşkanı'nın seçilmesini iptal edeceğiz, eski sisteme döneceğiz. Ya da Cumhurbaşkanı, Başbakanı atar diyeceğiz, yarı başkanlık sistemine veya başkanlık sistemine geçeceğiz. Siz bu süreçte ne öngörüyorsunuz? Hani başkanlık sistemi olmalı mı, olmamalı mı? Türkiye'yi böler mi, bölünmeye götürür mü? Sizin bu konuya yaklaşımınız nedir? İktidar Partisi'nde son yılda en çok gündeme getirdiği konulardan bir tanesi bu. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Şu anda çok trajikomik bir şey yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde mevcut bir başbakan bana oy verin, 7 Haziran'dan sonra ben başbakanlığı bırakacağım diyerek, çünkü şu anda yapılan o, başbakan oy istiyor, seçilirse başbakanlığı bırakacak. Başkanlık sistemine geçecek, Cumhurbaşkanı da oy istiyor. O da diyor ki biz diyor, Cumhurbaşkanlık sistemi koyacağız. Yani birisinin sahalara çıkıp bana bir aylık oy verin, seçildikten sonra ben ne yapacaksınız, ben bırakacağım. Seçilmemek için, yani devam etmemek için oy istiyorum tablosu çıkıyor. Doğru bakıldığı zaman. Şu anda yaşadığımız durum, durum özeti bu. Çok enteresan. Yani insan aday olup da ben şimdi adayım. 7 Haziran'a kadar bana oy verin. Sonra ben bırakacağım. O zaman insanların verdiği oya da bir haksızlık var burada. O oyu kim için veriyor? Cumhurbaşkanı için vermiyor. 7 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapmıyoruz. Kim için verecek? Başbakanlık, milletvekilliği seçimi için veriyoruz. O insanların oyuyla oraya gelen birisi bu sistemi değiştirirse her şeyden önce bunun büyük bir vebali var. Evet. Yani ben başbakanlık için oy istiyorsam gene başbakan olarak devam etmem gerekiyor. Bu belki de çok kez atlanan bir konu. Bunu bir kere insanların doğru algılaması gerekiyor. Çünkü diğer tarafta da Cumhurbaşkanı tarafsızım diyerek bariz bir şekilde herkesin bildiği şekilde iktidar partisine oy istiyor. Neden? İşte başkanlık sistemi getirmek için. Şimdi bu başkanlık sistemi bütün anketlerde halkın %80'i istemiyor. İktidar partisine oy verenlerin de %60'ı bunu istemiyor. Diğer %40'ı da liderden dolayı, devamlı söylendiği için, sorguladığından, araştırdığından değil. Şimdi dediler ki işte bütün dünyada var, bakıyorsunuz. Önce Amerika dediler, hiç alakası yok. Obama bugün tek başına hiçbir kararı çıkartmış. Ne yetkisi var, ne şansı var. Fransa dediler, alakası yok, olmadı. Sonra dediler Meksika. Meksika'dan orada ana muhalefet lideri de aman sakın böyle bir şey yapmayın, halimiz ortada. Uyuşturucu, polis, devlet, hiçbir şey yok ortada. Düzen diye bir şey yok. Asayişte sakın böyle bir şey geçmeyin. Hop onu da değiştirdiler. Şimdi dediler ki Türk modeli başkanlık sistemi. Şimdi böyle bir model yok. Eğer bize başkanlık sistemi uygun olsaydı Osmanlı dağılmazdı. Osmanlı'da biliyorsunuz sancaklar vardı. Vilayetleri vardı. Burada valileri atanıyordu. Ne oldu? 1800 yılların sonuna doğru bir milliyetçilik akımı çıktı. Herkes patır patır kendi hürriyetini ilan etti. Ve bize kala kala Anadolu kaldı. Atatürk çıktı. İşte Misak-ı Milli sınırları içerisinde dedi bu devleti koruyacağız. Kuvayi Milliye ruhuyla da yapıldı. Kurtuluş Savaşı, Çanakkale vesaire bu ülke kuruldu. Ve o günlerde Atatürk işte ben bir gece bir rüyaya yatayım da yarın kalkayım cumhuriyeti ilan edeyim demedi. Ta Selanik'te asgari idadede tam bağımsızlığın, cumhuriyetin hayallerini kurdu. İşte geçen 10-15 gün önce 25 Nisan'da 100. yılını kutladığımız Çanakkale Kara Savaşları'nda
savaşın en şiddetli anlarında çadırında Fransız ihtilallerini okudu, tam bağımsızlığı okudu, cumhuriyeti okudu, devrimlerini okudu. Ve günü geldiği zaman ilan etti. Atatürk bir Osmanlı subayıydı. Neden aynı sistemi ki o kadar fırsatı olduğu halde devam ettirmedi? Çünkü o sistemin devam etme şansı bizim topraklarımızda yoktu. Olmuş olsaydı Osmanlı hala devam ediyor olurdu. Şimdi başkanlık sistemi... Bu arada son iki dakikamız. Hemen toparlayalım. Başkanlık sistemi neden isteniyor? Bunun cevabını yaklaşık 1,5-2 ay önce bütün gazetelerde, internette, televizyonlarda da yer alan ABD başkanlığına aday olan Cumhuriyetçi Parti adayı söyledi. Ne dedi? Biz dedi Türkiye'den toprak alacağız dedi. Aleni. Gizli saklı böyle çok gizli bilgi değil. Bütün gazeteler hala girin internete çıkıyor. Peki bunu neyle yapacak? İşte sorunun cevabı başkanlık sistemi. İşte halkımız o yüzden bu 7 Haziran seçimlerinin Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu lütfen unutmasın. Bir sürü suni gündem yaratılıyor. Bir sürü toplum mühendisliği yapılıyor. Bir sürü danışmanların önüne getirilen işte milleti oyalayacak şeyler yapılıyor. Ama biz bu filmi gördük 100 yıl önce. Bu film bizim için iyi bir film değil. Sonu kötü bitebilecek bir film. Bu filmi tekrar izlemeyelim. Gelsinler. Bu durumdan çıkartabilecek şu anki mevcut sistemde tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Bütün bilgi birikimi, bütün deneyimi, bütün tecrübesiyle sahip çıksınlar. Sadece ekonomik programlar için değil, ülkenin de bekası açısından, parçalanmaması açısından da bu başkanlık sisteminin bizim yapımıza hiç uygun olmadığı için de Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıksınlar. Biz de gidelim. Ha, bu parlamenter sistemin eksiği gediği işlemeyen tarafları varsa hep beraber düzeltelim. İktidar partisinin bundan şikayet etme hakkı hiç yok. 13 yıldır çünkü tek başına iktidarlar. Ne isteseler yaptılar. Torbaya doldurdular. Gece işkembe çorbası içerken yasalar çıktı. Ertesi gün bir baktık. Bir sürü yasayla uyandık. Birçoğunu takip bile edemedik. O yüzden bu sistemin, parlamenter sistemin bizim için en uygun sistem olduğunu inanıyoruz, düşünüyoruz. Ve halkımızdan da bu yönde 7 Haziran seçimlerinde özellikle sandığa gidip bu sisteme sahip çıkmalarını istiyoruz. Evet Erkan Bey, değerli paylaşımlarınızdan, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Bugün hemşireler günüydü. Evet. Bütün hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun. 14 Mayıs'ta bizim eczacık bayramımız. Onu da buradan bütün meslektaşlarımızı kutluyoruz. Evet, teşekkürler. Sevgili Line TV izleyenleri, seçim 2015 programımız burada sona erdi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Bursa milletvekili adaylarından 4. sırada aday olan Erkan Aydın bizlerle birlikteydi. Yarın yeni bir programda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.